Açık TV ekranlarında Bağdat Kafe programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün çok kıymetli bir akademisyen konuğum var. Siyaset bilimci Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu bizlerle olacak. Türkiye'de yaklaşan yerel seçimin dünyadaki yerel yönetimlerle arasındaki ilişki, diğer seçimlerle arasındaki ilişki, ittifak modelleri ve Türkiye'de artık çok az kalan yerel seçimler öncesi siyasi atmosferi konuşacağız. Ersin Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim, iyi günler. Evet, programdan önce biraz laflıyorduk. Sizin gençlik iksirini bulduğunuzu ama bizimle paylaşmadığınızdan şüphelendiğimizi söylüyordum ben size hocam. Nasılsınız, nasıl gidiyor, sağlık nasıl, Sağ ol, hayat nasıl? teşekkürler. O reklama giriyor tabii, ona dikkat edin. Gençlik iksiri bilen deyince, evet. Hocam şimdi biraz anonsta da söylediğim gibi Türkiye bütün enerjisini bu yerel seçimlere endekslemiş durumda. Sırf bunu konuşuyoruz. Fakat yerelden yönetimler demokrasi mücadelesindeki ülkeler için sadece bir ilçenin hangi partiyi yöneteceğinden daha fazlası olsa gerek. Dünyada yerelden yönetim, yerel seçimler Berlin'de, New York'ta, Paris'te yaşanırken bu yerel seçimlere Türkiye olarak nasıl giriyoruz? Dünya liginde yerelden yönetimde ne durumdayız? Şimdi orada bir hem anayasal bir yapısal merkez ve taşra ilişkisi önemli. Hem de aynı zamanda bunun siyasal yönetim kültürü ve yönetimin gerek seçmenin gözünde yerel yönetim veya mahalli idareler denince veya merkezi idare denince ne algılandığı, ne beklendiği. Aynı zamanda yönetmekte olanların mahalli idarelerden ne anladıkları, onları hangi amaçla kullandıkları soruları ortaya çıkıyor. Bunlara bakmamız gerekiyor. Şimdi federal devletlerde bütün yönetim yereldir. Daha doğrusu federal devletin eyaletlerinden kaynaklanan bir meşruluk algısı vardır. Yapıcı unsur, o federal yapının yapıcı unsuru onun devletleridir. Onlar bir araya gelmiş veya kantonlarıdır, bir araya gelip merkezi yapıyı kurmuşlardır. Dolayısıyla merkezi yapı o devletlerin veya o eyaletlerin merkeze aktardığı kadar iktidar kullanabilir. Ama bizim gibi üniter devletlerde yönetme hakkı veya egemenlik hakkı tüm millete ait olarak kabul edilir. Ve dolayısıyla onun bütün kurumları merkezde toplanmıştır. Merkezi bir yapıdadır ve merkezin yapmış olduğu her türlü tasarruf, ürettiği yasalar, politikalar o toplumda yaşayan herkese eşit uygulanır. Orada eşitlik esas vurgu alan temel değerdir. Oysa federal devletlerde çeşitlilik esastır. Farklı eyaletlerin farklı yönetimleri, farklı anlayışları, farklı kültürleri de olabilir. Ve ona göre farklı uygulamalar içerisinde de olabilirler. Oysa üniter devlette böyle bir özellik söz konusu değil. Biz üniter devletiz. Üstelik son derece güçlü bir merkeziyetçi geçmişten geliyoruz. Yani Osmanlı İmparatorluğu fevkalade merkeziyetçi bir yapıydı. Bütün iktidarı merkezde ve merkezde de sarayda ve sarayın içerisinde de padişahın ayaklarının altına toplamıştı. Dolayısıyla bu iktidarın %100'ü padişaha aitti. Ve bunun paylaşılmasına bütün padişahlar karşı durmuştur. Sona kadar. Dolayısıyla böyle bir gelenekten geliyoruz ve bizdeki anlayış bu çok uzun süren 500-600 yıllık bir geçmişten kaynaklanan, oradan miras kalan bir kültürün uzantısı. Seçmen de dolayısıyla bütün beklentilerini merkeze yöneltiyor. Yerelden fazla bir beklentisi yok. Mahalli idarelerden de fazla bir beklentisi yok. Büyük ölçüde
oynanan siyasal oyunun ana sahnesi Ankara, merkez. Taşra ise burada ikincil, üçüncül veya daha geri planda kalıyor. Böyle olunca merkezin verdiği kadar iktidar kullanıyor mahalli idareler. Dolayısıyla federalizmin tersi. Federalizmde eyaletlerin verdiği kadar yetki ve iktidarı merkez kullanıyor. Anayasada ona göre yapılıyor. Ve bunların ikisi arasındaki farklılıklar gayet iyi belirtiyor. Bizde ise merkezin verdiği kadar yetki kullanılıyor. Ve merkezin çoğu konuda mahalli idareler veya yerel yönetimler uzantısı konumunda. Yani öncelikle yapılan şey merkezdeki bazı işlevleri kamu bürokrasisi içerisinde merkez yönetiminden il yönetimlerine aktarmak olarak tanımlanabilir. Ama aynı teşkilat içinde kalıyor, aynı merkezi teşkilat içinde kalıyor veya aynı bakanlık içinde kalıyor. Dolayısıyla o bakanlığın yönetimi yine merkezden ama bir takım yetkiler artık merkeze sorulmadan ilde kararlaştırılarak yürütülebiliyor. Bunları zaman zaman genişletebiliyor, zaman zaman daraltabiliyor. Buna İngilizce deconcentration diyorlar. Yani yoğunlaşmanın, merkezde yoğunlaşmanın azaltılması. Dolayısıyla seyrekleştirme diye ifade edebilirsiniz de belki. Bir de bunun bir değişik türü var. Bu daha çok Birleşik Krallık'ta görülen bir süreç. Orada da merkez yine yasayla, gerekirse anayasayı da değiştirerek bazı yetkilerini belki bir ölçüde denetimi kendi üzerinde de kalmak koşuluyla yerel aktarıyor. Dolayısıyla yerelde bir takım kararların alınabilmesi, buna mesela vergi filan da dahil olmak üzere Londra'dan Edinburgh'a, yani İskoçya'ya veya Cardiff'e, Galler'e yahut Ulster'a, yani Kuzey İrlanda'ya, Belfast'a bırakılabiliyor. Orada bir takım siyasi yapılar kurulabiliyor. O siyasi yapılar merkezin tanımladığı ölçülerde ve onun çerçevesinde yetkilendiriliyor. Bizde bu böyle bir uygulama söz konusu değil, bildiğiniz gibi. Bizdeki uygulama 1961 Anayasası'ndan sonra valiyle birlikte aynı anda atanmakta olan, birçoğu zaten vali olan belediye başkanlarını, özellikle büyük illerin belediye başkanlarını, İstanbul, İzmir, Ankara vesaire gibi yeniden tanımlamak ve o belediye başkanlıklarının bu büyük illerde seçimle iş başına gelmesini sağlamak için bir takım düzenlemelere gidilmiştir. Sonra bütün illerde, bize biliyorsunuz eşitlik ve tek düzelik önemli, üniformite önemli. Dolayısıyla üniter devlet olduğu için herkes aynısını uygulayacak. Bütün illerde seçime gidilmeye başladı 61 Anayasası sonrasında. Ve belediye başkanları seçilmeye başlandı. Ancak o dönemde çok önemli bir başka süreç yaşandı Türkiye'de. 1950 seçimlerinden sonra başlayan ve 60'larda özellikle 1980'lerde ivme kazanan kırsal göç. Çok büyük sayıda kitleler kırdan kentlere doğru göçmeye başladı. Ve dolayısıyla örneğin İstanbul'da 1950'li yıllarda 20 kişiden biri yaşarken şimdi neredeyse 5 kişiden biri Türkiye'de yaşayan, 5 kişiden biri İstanbul'da yaşıyor. %18 küsur yani oranı. Dolayısıyla muazzam bir kitlesel kayış söz konusu oldu. Kırdan kente. Ve kentlerde çok kısa bir sürede, bir kuşak içerisinde veya 10-20 yıl gibi bir süreçte muazzam bir nüfus artışı yaşandı. Ve dolayısıyla bu nüfus artışının özellikle yoğun yaşandığı kentlerde İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Antalya'da, Bursa'da, Kocaeli'de özellikle Batı ve daha çok Ege ve Akdeniz kıyıları ve Marmara kıyılarında oluşan bu yoğunlaşma yeni bir takım adımların atılmasına neden oldu. Bu kentlere bu kadar büyük tahaccümün olması o kentlerin toplumsal yapısını bozdu. Aynı zamanda yerleşim planlarını alt üst etti.
eski altyapı bu yerleşimi kaldıramaz hale geldi. Aynı zamanda daha önce özellikle hazine arazisi olan, kamunun elinde bulunan birçok arsa, tarla, mera, köy vesaire birdenbire büyük çaplı bir nüfus akımıyla büyüyen şehrin bir parçası haline geldi. Ve dolayısıyla oralara altyapı yatırımları gerekti. Aynı zamanda orada mülkiyet durumu çok sorunlu bir hale geldi. Hazine arazisinin özel şahsa devri kabul edilen bir süreç değildir. Çünkü kamunun malını bir takım kimselere, özel mülkiyete veriyorsunuz demektir. Bu sorunlu bir süreçtir. Bu süreci iyi yönetemedik. Dolayısıyla bu sürecin yönetiminde temel itibariyle oraya yerleşen seçmenden oy almak durumunda bulunan belediyeler ve o belediyelerin belediyeleri desteklemekte olan partiler önemli bir rol oynadılar. Bu süreç hukuki değil, siyasi bir süreç olarak sürdü. Hal tamamlandı diyemeyeceğim, devam ediyor büyük ölçüde. Ve burada bu mülkiyet değişiklikleri siyasi kararlarla gerçekleştirildi. Belli bir yargı süreci burada hocam, etkili çok, bir olarak. Çok özür dilerim. Bu mülkiyetin el değiştirme meselesinde Hristiyan nüfusun işte eksiltilmesi, Hristiyan nüfusun mülklerinin el değiştirmesi, kurumlarının el değiştirmesi, meşhur o işte Rum malı, Ermeni malı dediğimiz sermaye değişiminde katıyor musunuz? Her şey. Ama burada sadece onlar değil, birçok kişinin özel mülkünde olan arsalar üzerine çok sayıda kişinin gelip gecekondu yapması vesaire suretiyle mahkemelere de gitti bu konu. Mahkeme konusu da olsa başarıyla halledilemedi ve bunlara bir şekilde tapu verildi. Yani böyle bu değişiklikler sadece işte bu toplumsal yapısını kentin değiştirdi dediğim zaman oradaki bir takım dengeleri falan da bozdu. Oradaki bileşimi bozdu. Dolayısıyla oradaki gayrimüslim nüfus giderek azaldı. Yurt dışına da gitti, büyük kentlerin bazılarında. Zaten birçoğunda kalmamıştı yani Bursa'da, Kocaeli'de veya Antalya'da çok çok bir nüfusta söz konusu değil. 1960'lardan itibaren bahsettiğim süreçte. Ama burada yani bunu çok daha düzenli olarak yapabilmek mümkün müydü? Emin değilim. Ama daha önceki Avrupa'da yaşanmış örnekleri ele alarak, o örneklerden de yararlanarak, onların hatalarını tekrar etmemek amacıyla vesaire bir takım plan, program ve politikalar geliştirilebilir, uygulanabilirdi. Yapılamadı. Bunlar örneğin altyapısı yapıldıktan sonra, belli bir parselasyon yapıldıktan sonra düzgün bir şekilde yeni gelmiş olan kitlelere kira öder gibi bir düşük ücretle ama çok uzun bir süreli olarak sürecek bir süreçle, mesela 40 yıl, 50 yıl kira ödemek suretiyle kira öder gibi mülk edinilebilir, bir sonraki kuşağa kalabilirdi. Böyle bir ipotek politikası izlenmedi, tercih edilmedi. Onun yerine günü kurtaracak bir takım adımlar atıldı. Yani politikasızlık temel itibariyle. Oraya gelmiş insanlar yerleşmiş, işte buraya bir takım hizmetler verildi. Bu en vahim bir şekilde Yakacık'taki çöplük patladığı zaman ortaya çıktı. Ümraniye'deki çöplük patladığı zaman ortaya çıktı. Ümraniye'deki çöplüğün üzerinde evler var. Burada bir takım ciddi yaralanmalar, zarar görmeler vesaire söz konusu oldu. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gitti. Orada belediye, biz bunlara onaylamadık diye bir savunma yaptı. Bunlar gitmiş kendileri oturmuş. Orada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi enteresan bir yanıt veriyor. Yani siz diyor bunları onaylamadığınızı söylüyorsunuz ama bunlara elektrik bağlamışsınız, kanalizasyon bağlamışsınız, su bağlamışsınız. İETT otobüsleri çalışıyor. Daha ne yapmanız gerekiyor diyor. Yani soracak. Yani bunu doğru düzgün yapmamışsınız. Hani bir şekilde günü kurtarmak için
bir takım adımlar atmışsınız. Onun karşılığında da oy temin etmişsiniz. İşte bu hizmet oy veya patronaj oy ilişkisi bu şekilde mahkeme kararlarında, bizde değil ama Avrupa'da, Ümraniye çöplüğünün patlaması dolayısıyla ortaya çıktı. Sonuç itibariyle o işin en vahim bir uç noktası, ama genel süreç bu. Bu süreç aynı zamanda hukuk konusundaki köyden gelen ve zaten fazla hukuk kullanma endişesi olmayan bir kitleyi, hukukla ilişkilerini güçlendirmedi. Daha bozdu diyemeyeceğim, zaten köyden gelirken pek yoktu. Dolayısıyla olabildiğince siyaseti kullanarak, hukuku görmezden gelerek ve hukukun da dışına çıkarak kendi dertlerini çözebilecek bir patron yanaşma ilişkisi siyasette oluşturma, işte belediye, merkezi yönetim, iktidar partileri, milletvekilleri ile seçmen arasında bir oy karşılığı, belli hizmetlerin, ev tapusu almak, ev ruhsatı almak, bir takım hizmetleri, belediye hizmetlerini almak vesaire şeklinde gelişti. Ve dolayısıyla bu Türkiye'de demokrasi olarak algılanmaya başlandı. Yani çarpıklık oradan başlıyor. Yani Evet. Bizimle Avrupa'yı karşılaştırın diyorsunuz. Avrupa'nın batısında bize doğru yaklaştıkça Balkanlar falan da bizden çok farklı değil. Orada da benzer. Ama Avrupa'nın orta batı, Avusturya'dan falan itibaren batıya, kuzey batıya doğru gittikçe demokrasi dediğiniz zaman işte özgürlükler, çeşitlilik, çoğulculuk, haklar, hukuk, hukuk devleti falan algılanıyor. Oysa biz de oy vereceğiz. Karşılığında bizim çıkar olarak gördüğümüz ne varsa onu bize temin edecekler. Evet. Böyle bir toplum sözleşmesi. Kaçak katı ruhsat verecek hangi partiyse ona oy vereceğiz. Yani bir usulsüzlüğü, evet, bir çökmeyi, bir hukuk dışılığını meşrulaştırma ilişkisi belediyeler. Yani hukuku es geçme temel itibariyle bu. Ve dolayısıyla bu mesela bizim bir hukuk devleti haline gelmemizi önleyen en önemli unsurlardan bir tanesi. Yani bizim hukuk talebimiz, özellikle geniş kitlelerin hukuk talebi yok. Hukukta sorunlarını çözemeyeceklerini, siyaseten çözebileceklerini ifade ediyor. 1950'lerde Demokrat Parti'nin gelişimi üzerine güzel bir makale yazan İlkay Sunar'ın bunu anlatmak için kullandığı bir, önerdiği bir kavram var. Popülist patronaj diyor. Yani bizde demokrasi yok. Popülist patronaj var. Popülist patronajı da en iyi popülizm yapanlar en iyi şekilde kullanıyorlar, en başarılı oluyor. Gördüğümüz örnekler de bundan ibaret. Şimdi yerel Peki yönetimler... Hocam, çok özür dilerim. Bir şey sormak istiyorum. Akışınızı da bozmak istemiyorum ama konu başlıklarına da geç, zamanı da kullanmak için. Şimdi Türkiye'de bu anlattığınız sistemin, yani yerelden demokrasi yeşerir batı değerlerinde. Bizde ise yerelden usulsüzlük yeşeriyor ve bütün toplumu sarıyor gibi bir durum var. Muhalefet belediyelerinin bunun dışında davranma imkanı, şansı olabilir mi? Bugün şimdi onları da soracağım size. İşte ittifak modelleriyle bir de bir durum oluşmaya başladı rejim değişince. Eskiden partiler gücünü seçimlerde görürdü, aldığı oy oranında birleşir koalisyon kurardı. Şimdi kazanmadıkları yerlerin kazanımlarını paylaştırdıkları bir çirkin tablo da çıkmaya başladı karşımıza. Yani Millet İttifakı seçimi kazanmadan işte Ümit Özdağ'a bakanlık sözü verecek kadar böyle bir garip bir önceden pazarlıklar da başladı. Kazanırsa verecekmiş. Şimdi bu ittifak sisteminin hem yaklaşan yerel seçimlerdeki deneyimlerde, işte en son TİP ve Gökhan Zan olayıyla hepimiz bir sarsıldık, hem de yerel seçimlerden ziyade genel seçimler için de çalışan bir sistem olduğunu düşünüyor musunuz? İttifak modeli bizi daha bu işlerden temizliyor mu, yoksa rantı paylaşmak için kamuoyu önünde önceden pazarlık hale mi geliyor, eder hale mi geliyor siyasi partiler? Şimdi demokrasi talebi olsaydı seçmenin ve hukuk devletiyle bağlantılı liberal demokrasi talebi güçlü olsaydı, var bu talep ama güçlü değil. Güçlü olsaydı o zaman Millet İttifakı'nın ortaya koymuş olduğu bir güçlendirilmiş parlamenter rejime dönüş fikri daha fazla heyecan uyandırır ve destek sağlardı. Bu sağlanamadı. Sorun oradan kaynaklanıyor. Bu sağlanamayınca doğal olarak
çeşitli alternatifler aranmaya başlandı. Tekrar eski bir takım özelliklerine ve önceliklerine dönmek isteyen siyasi partiler, başta İYİ Parti olmak üzere ortaya çıktı ve Millet İttifakı demokratikleşmeyi geçmeyi bir seçimde başaramadığından şimdilik darbe almış durumda ve bir miktar dağınıklık gösteriyor. Ama sonuç itibariyle demokrasiye geçeceksek çok geniş bir ittifaka ihtiyacımız var. Yani bu kaçınılmaz. Ama bu seçim ittifakı olur. Ama siyasal partiler arasında siyasi bir demokrasi ittifakı olur. Yani altılı masanın ilk kurulduğu zamanki gibi. O ayrı mesele. Dolayısıyla bizim temel itibariyle demokrasiye doğru geçmek gibi bir talebimizin olması söz konusu. Bu geniş kitlelerde olması söz konusu. Halkta olması gerek söz konusu. Yani popülist patronaj anladığı sürece demokrasiden halk liberal demokrasi talebi olmayacaktır. Veya güçlü olmayacaktır. En büyük sorunumuz, en büyük açmazımız burada. Çünkü seçim öncesi araştırma yapıyoruz. O araştırmalarda soruyoruz. Türkiye'de demokrasinin çalışmasından ne kadar memnunsunuz diye. Yani 2018 seçimlerine girdiğimizde 3 seçmenden ikisi civarı memnunuz dediler. Çeşitli ölçülerde. Dikkatinizi çekeyim. 3 seçmenden ikisinin oyunu almadı Cumhur İttifakı. %40 küsur bir oy almıştır. Yani burada ciddi ölçüde diğer partilerden de demokrasi içinde olduğumuz zehabına kapılmış geniş bir kitle var. Bu oran %50'nin altına düştü 2023'te. Ama yani yine yüksek bir oran, en azından Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenler bizim demokrasi olduğumuz, bunun da iyi çalıştığını, yani patronaj mekanizmasının kendileri için işe yaradığını vurguluyorlar. Mesele bu. Demokrasi patronajdan ibaret değil. Evet, bütün siyasal sistemlerde patronaj ilişkileri vardır. Bu olmaması mümkün değil. Farklı adlar takılmıştır. Mesela Amerika'da ünlü pork barrel policy diye biliniyor. Yani seçeceksiniz milletvekillerini, onlar sizin bölgenize, seçim bölgenize bir takım projeler getirecekler. Hani varil içinde et getirecekler. Yani öyle bir vakti zamanında yapılıyordu herhalde. Böyle bir şey bekliyorlar. Bu patronaj anlatıyor. Patronajsız bir sistem yok. Ama sadece patronajdan ibaret değil. Onun çok ötesine geçen özgürlükler, mesela Amerika Birleşik Devletleri örneğinden devam edersek, anayasanın birinci değişiklik maddesiyle ifade özgürlüğü var. Onu kenarından köşesinden kimse dokundurtmuyor. Bizde böyle bir şey yok. İfade özgürlüğünün hiçbir önemi yok. Her türlü ifade kısıtlaması yapılabiliyor. Herhangi bir sorun yok. Aynı zamanda medya, basın üzerinden çeşitli düşüncelerin yayılması engellenmek isteniyor. Etkili bir şekilde bu insanlar soruşturma ve aynı zamanda hapisle cezalandırılabiliyor. Yani burada demokrasinin temel unsurlarının çalışmasını engelleyen birçok uygulama var. Bu konuda seçmenden en ufak bir itiraz yükselmiyor. Batı'daki Amerikan seçmeniyle bizim seçmen arasındaki önemli farklardan biri. Ama merkezle mahalli idareler ve yerel yönetim arasındaki ilişki aynı zamanda merkezin yerele nasıl baktığıyla da ilgili. Başında söylemiştim. Merkez yereli temel itibariyle bu büyük kentlere muazzam bir göç olması dolayısıyla orada müthiş bir iktisadi canlılık ve önemli bir gelir artışı temin edilebiliyor. Ve bu gelir artışını çeşitli projelerle ve merkezden yönetilen ihalelerle merkezdeki siyasal partilerin finansmanı için kullanmak gibi bir eğilim içerisindeler. Merkezde bakanlar, özellikle iktidar. Dolayısıyla bu projeler seçim kampanyalarının, siyasal partilerin ilişkilerinin, siyasal partileri desteklemekte olan çeşitli çıkar gruplarının taleplerini karşılamak amacıyla fon yaratılması olarak görüyorlar. Onun için çok basite indirgeyecek olursanız, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin örneğin büyük kentlere yönelimi onları birer TOKİ projesi olarak algılıyor. Orada bir takım toprak rantları yaratılacak. Bu rant gelir pastasını büyütecek. Bu pastanın bir kısmı belediye üzerinden oradaki seçmenlere, önemli bir kısmı da
aynı pastanın önemli bir kısmı da merkezdeki parti yönetimi, parti yönetimini destekleyen mali havuz, o havuz üzerinden paylaşıma girecek. Bu şekilde iki tarafı da, yani hem mahalli idareleri de hem merkezi siyasette iyi fonlayan bir imkan yaratılmış oluyor. Bu şekilde bakıyor. Onun yanı sıra tabii kente gelmiş olan, köyden kalkıp kente gelmiş olan seçmenin bir başka özelliği var. Bunu İstanbul'da dolaşanlar, ben tabii uzun dönemde orada yaşadığım için farkındayım ama başka yerlerde de aynı şey oluyor. Birisiyle karşılaştığınız vakit ilk sorulan sorulardan biri, memleketiniz neresi? Yani evet. İstanbullu olarak burada çok ayıp bunu sormak hocam. Birine orijinini sormak ırkçılık potansiyeli taşıdığı için hatta siyasetçilerin seçmenle kurduğu ilişkide filan çok hassas konular ama biz de sağ olsunlar kürsüden hangisinin Alevi hangisinin Zaza olduğunu Erdoğan kendisi söylüyor. Hocam şunu sormak istiyorum. Ama işte orada kişiniz... tabii yani geldiği kenti benimsemeyen, yani kendi toprağı olarak aidiyetini tanımladığı toprak bağı köyüyle ilgili veya köyün bulunduğu bölgeyle veya köyün bulunduğu kent veya ille ilgili. Dolayısıyla örneğin İstanbul için çok söylenen taşı toprağı altın, hani buraya gelmiş bu altından pay koparmaya çalışan bir zihniyetle yaklaşan geniş bir kitle var ortada. Evet, dolayısıyla İstanbul'a kolaylıkla ihanet edilebiliyor. Sadece siyasetçiler değil, burada yaşayan, kırdan gelmiş burada yaşamakta olan nüfus da aynı şekilde. Buranın, bu rantın sağlanması, paylaşılması, bazılarına göre talan edilmesini falan çok yerinde, haklı, meşru görüyor. Önemli olan kendi şimdi köyünün kurtulması. Tam da burada Ekrem İmamoğlu'nu soracaktım size. Ekrem İmamoğlu bir şekilde muhalefetin diğer büyük başka büyük şehirlerle beraber muhalefetin elinde iktidar alanını tutabilecek büyük bir mevzi kazandı. Ve yerel seçimlerde de İstanbul seçimlerini kazanan bu yerel seçimleri kazandı sayılacak gibi bir algı oluştu. Ekrem İmamoğlu göreve gelirken en demokrat belediye başkanı olarak, İstanbul'un en demokrat belediye başkanı olarak anılacağım yarın öbür gün demişti. Ekrem İmamoğlu'nun belediyecilik anlayışında bunun dışında bir önerisi oldu mu sizce? Bu çarkın değişimi, dönüşümü anlamında bir pratiği oldu mu? Ve Ekrem İmamoğlu'nu siyasetin yelpazesinde nerede görüyorsunuz hocam? En sağdan en sola bakarsanız. Çünkü yeni CHP, yeni lider adayı işte 2028'de Erdoğan'ın karşısına çıkacak gibi gözüküyor. Ekrem İmamoğlu size göre neyi temsil ediyor diye sormak istiyorum. Hem belediyecilik hem siyasi söylem olarak. Şimdi İstanbul'a sadece ve sadece belirli yatırımların yapılması ile sınırlı olmayan bir yaklaşım içerisinde oldu. Özellikle önemli kültür yatırımları var. Mesela eskiden Osmanlı'da yapılmış ve pek kullanılmadığı için belki bazı vakıfların elinde bulunan ama vakıfların imkanları yetmediği için yenilenememiş birçok tesisi ele alıp yenilediler. Bunların en başında Feshane var. Yine Haliç'te tersane var. Onun dışında birçok yerde işte müzeler yaptılar. Bazı sanatçıları da onore eden, Kemal Sunal Müzesi gibi vesaire. Onun dışında birçok etkinlik, özellikle gençlerin dahil edebileceği kültür etkinliği imkanları yaratıldı. Bunun yanı sıra daha önce başlanmamış olan ama projelendirilmiş olduğunu zannettiğim Eminönü Alibeyköy tramvay hattını yaptılar. O güzel bir proje, üstelik çağdaş bir proje. Birçok üniversiteyi de bağlıyor üzerinden. Yani o hattın üzerindeki üniversitelerin ilki Kadir Has, sonuncusu da yanılmıyorsam Silahtar Ağa'daki Bilgi Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi. Arada başka vakıf üniversiteleri de var. O öğrenci için de çok büyük bir nimet sonuç itibariyle. Çok aynı zamanda çevre kirletmiyor. Çevre hassasiyeti var. Bunun yanı sıra kent ormanları yaptı. Yani çeşitli yerlerde hem Avrupa hem Asya yakasında, Beykoz'da, aynı zamanda karşı tarafta Arnavutköy civarında,
yapılmış olan kent ormanları var. Silolar vardı Beykoz'da biliyorsanız. Silolarda ilginç sanat sergileri vesaire açılıyor. Orada önemli bir yatırım yapmış oldular. Dolayısıyla kente kültürel yatırım yapıyor. Bunun yanı sıra özellikle üniversite öğrencilerine hem onlara bu kent lokantaları dolayısıyla yemek imkanı hem aynı zamanda burs, yurt vesaire yapmış durumdalar. Onun için bunlar önemli adımlar. Daha önemlisi kreş. Kreş çok önemli. Kadınların Türkiye'de emek piyasasına katılımı düşük. OECD ülkeleri arasında en alt seviyelerde geliyor. Özellikle genç kadınlar. Yani 15-29 yaş nüfus arasındaki nüfusa bakınca OECD istatistiklerinde en kötü durumda olan Güney Afrika Cumhuriyeti. Ondan sonra da biz geliyoruz. Yani %30 civarı falan burada emek piyasasına katılamayan veya eğitimde de olmayan, eğitimde ve istihdamda olmayan kitle çok yüksek. Diğer ülkelerle kıyaslanabilecek durumda değil. Erkeklerde böyle bir durum gözükmüyor. Yani bizim erkeklerdeki görüntümüz, biz 2017'de bunu araştırmıştık. Bir ISSB çalışması dolayısıyla Finlandiya ile falan eşit gözüküyordu erkeklerdeki katılım oranı. Ama kadınlar o zaman Güney Afrika Cumhuriyeti yoktu OECD istatistiklerinde. Listeyi delmiş, böyle arşa alaya giden bir durumdaydı. Niye katılmıyor diye sorduğunuz zaman iki sebep söylüyor kadınlar. Bir tanesi küçük çocuğum var veya bebek. Bunun bakımını yüklenebilecek kimse yok. Onu ödeyebilecek param yok. Dolayısıyla ucuz, güvenilir, garantisi devlet veya yerel yönetimden verilen kreş talebinde bulunuyorlar. Bunların sayısı bir hayli arttı. Ve bu çok kritiktir. Kadınların özellikle evden çıkıp toplum hayatına katılabilmesi ve aynı zamanda bir işte çalışabilmesi için. Yani üniversite mezunları falan için de geçerli bu. Aynı zamanda eşanlı Ama olarak bu genç iktidar bu konuda kadını anne rolüne indirgemek ve tabii sadece evde otur ödük ödemek sen için ev çocuk yap çocuk bak diyor. Tabii üç kadınlar tane bunu yap dört istemiyorlar. tane. Yani o gözüküyor. Yani yapmış olduğumuz İşe yönelim araştırmasında bu gözüküyor. İstanbul Politikalar Merkezi'nde raporu var. İsteyen bakabilir. İşe yönelim araştırması 2017'de yayınladık. Gayet açık. Kadınlar çalışmak istiyorlar. Özellikle eğitimli kadınlar. Yani üniversite mezunu olanlar. Ama çocuk sahibi olunca bu çok zorlaşıyor. Bir de bunun üstüne binen bir ikinci yük var. Kadının üstüne binen anne baba hastalığı. Özellikle yaşlı anne babaları varsa ve bunlar hastalanırsa Allah göstermesin bir ne bileyim popüler deyimiyle nüzül inerse veya felç olursa bunların bir yatalak hale gelirse bakım gerekiyor. Kim bakacak? İşte Doğal Berlin'de olarak hocam kız bak. kendi babasına baksa bile bir insan bunun karşılığında çalışacağı işi yapamadığı için o kadar maaş alıyor işte yani. Tabii. Yani orada bir sorunla karşı karşıyasınız. Ona da çözüm getirebilecek yaşlı bakım tesisleri de açmaya başladılar. Onların sayıları daha mütevazi, pek tartışılmadı ama nüfus yaşlanıyor. Türkiye şu anda eski genç nüfus Özal döneminde çok konuşuluyordu. Bizim genç nüfusumuz var, çok dinamiyiz falan. O geçti, bitti o. Şu anda Türkiye yaşlı nüfusun çok olduğu ülkeler kategorisine girmiş durumda. Ve Sanırım şu anda dünyada 60 da yaşı böyle geçen. hocam. Çünkü Tabii yakın tabii. dönemdeki en büyük sektör olacak diyorlar. Yaşlılara hizmet, yaşlı bakımı, yaşlıların Tabii. siyasi tercihlerinin belirlediği, yaşlıların televizyon zevkinin belirlediği ve birinci izleyici grubu haline geleceği bir dünyadan bahsediliyor. Tabii. Türkiye'deki beklenti de o. Yani bu şu anda %10 küsur. Bunun iki katına çıkacağı tahmin ediliyor önümüzdeki 25 yılda. Ve bu yani önemli bir sorun. Hem iktisadi sorun hem söylediğiniz gibi siyasi sonuçları var. O siyasi neticeler itibariyle de dikkate alınması gereken bir sorun. Ve dolayısıyla bu arada tabii gençleri de ihmal etmemeniz gerekiyor. Çünkü onlar çalışıp yaşlılara bakacaklar. Yani başka türlü dönmüyor bu iş. Onun için burada çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağımız bir döneme giriyoruz. Bu talepler var. Bunlara da yanıt verdi. Dolayısıyla böyle çok dar bir tokicilik anlamında belediyecilik, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önerdiği gibi öyle bir yaklaşım yok.
Ama orada da birçok girişimi var. İşte 65 kilometre metro yaptım diyorlar. Onun üzerinden büyük tartışmalar dönüyor. Onun dışında işte iki tünel daha açacağız diyor Murat Kurum Hocam kazanırsa. Yani şimdi iki tünel değil şurada ben 10 tünel size daha açsa İstanbul'un trafiğini bu nüfusla azaltabilmek zannederim mümkün değil ya. Yani. bu anlamda size katılıyorum. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden İstanbul'a aday gösterilmesini hak edecek icraatlar içerisinde olduğu. Yani daha Evet. güçlü bir başka aday yok. Ama mesela İzmir'de Tunç Soyer, yani Tunç Bey bütün bu anlattıklarınızın yanı sıra küresel ısınmayla beraber yükselecek olan suların etkisinden İzmir'i kurtarma projeleri yapan, Avrupa'yı tarzda modern anlamda dünya bilimsel olarak bir arayış içerisinde olmuştu. Onu aday göstermediler. Hatay yıkıldı, Lütfi Savaş'a aday gösterdiler. İşte Tipor'da Gökhan Zan'a aday gösterdi. Şimdi AKP'den TRT yorumculuğu ortaya çıktı. Genel olarak profiller, genel olarak seçmenin işte Turgut Altınok, Allah'ın ne kadar çok evi varmış. Yani ne kadar çok evi varmış. Say say bitmiyor. Genel olarak siyasette bu anlattığınız gerçek dertler varken adayları genel olarak nasıl görüyorsunuz? Yani sizi Şimdi orada heyecanlandıran, sizi teşkilat sorunu umutlandıran. var bunların hepsinin. Evet. Yani özellikle muhalefet partilerinin ciddi teşkilat sorunu var. Adayları teşkilatın belirlemesi lazım. Yani bunu ön seçim mi yapar, başka bir şey mi yapar bilmiyorum ama kitle partisi olarak çalışacaklarsa kitleyle çok yakın temas içinde bulunacak. Geniş bir çevrede oraya iyi nüfuz etmiş vaziyette ve yaşadıkları bölgenin veya kentin, ilin, ilçenin saygın kişileri olarak kabul edilecek, emin kişileri, güvenilir kişileri olarak kabul edilecek bir teşkilat liderliği ve ilçe başkanı, başkan yardımcısı, ilçe yönetim kurulu vesaire gerekiyor. Bunların olabildiğince sahada olması, insanlarla yoğun temas içerisinde olması gerekiyor. Bu sadece oradaki gelişmeleri yakından takip etmek ve orada halkın görünür bir şekilde kendilerini izlemesini sağlamakla yeterli değil. Aynı zamanda karşıdan yapılan son derece kara propagandaya karşı böyle bir teşkilatın etkili karşı propaganda yapma imkanı da var. Yani kara propaganda diyor ki efendim bunlar işte bilmem teröristlerle işbirliği yapıyorlar. Teşkilatınız ilçede tanıdığı, bildiği, beraber büyümüş olduğu, okula, ilkokula, ortaokula beraber gitmiş olduğu kimselerle yüksek temasını hiçbir şekilde kaybetmemiş ve devam ettirmiş ise onlara gidip ya sen beni tanıyorsun. Ben terörist miyim? Bunlar doğru söylemiyorlar. Sizi kandırıyorlar demek ve ona ikna etme imkanı olabilecek bir konumdadır. Bunu da Hoca, kaybediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Hani hem seçim kampanyası için bir dezavantajdır hem aynı zamanda orada seçilebilecek kişileri teşkilatın seçmesi gerekiyor. Tabii burada teşkilat kendisine çok yakın kişileri seçerse öyle bir risk var. Amerika Birleşik Devletleri'nden yine örnek vereyim. Cumhuriyetçi Parti'nin Trump'ın eline geçmesi gibi bir olayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani o parti gayet sağa savrulabilir yahut gayet sola savrulabilir. O zaman seçmenin büyük çoğunluğu eğer çok aşırı sağda ve solda değilse o ki demokratik ülkelerde genellikle değil, bizde aynı manzara yok maalesef. Biraz daha sağda ve solda birikmiş durumda seçmen. Aşırı sağda ve solda. Dolayısıyla ortadaki seçmenin böyle adaylardan olumlu etkilendiğini gösteren bir kanıt yok. Dolayısıyla o seçmene hitap edebilecek aday seçmesi gerekiyor bu teşkilatların. Onları kullanmak lazım. Onları kullanmayıp merkezden müdahale ediyorsunuz. Bu tabii iktidar partisi için de var. İstanbul için çıkartmış olduğu aday Murat Kurum, İstanbul'un en ufak bir şekilde farkında olmayan bir aday. Bugün yine Evet. sosyal Evet. medyada birçok yaşlının yapmış olduğu yorumlar geçiyor. İşte eskiden AKP'ye oy veren Fatih'te yaşayan birisi. Bu adamı Fatih'te bırakın Yenikapı'ya gidin. Gittiğin gidemez yolu bulamaz diyor. Yani şimdi Evet hocam. bu adayı bu şekilde getirip de yani ben dışarıdan paraşütle bir aday indiriyorum. İstanbul'da 2 sene yaşamış. TOKİ uzmanı olarak, onu da dikkatinizi çekeyim. Yani TOKİ temsilcisi olarak geliyor buraya aynı zamanda. Gelirse ve bu kişi İstanbul hakkında en ufak bir şey bilmiyor. İstanbul'un semtlerini bilmiyor. Beykoz'u
Avrupa yakasında zannediyor filan, bir sürü şey çıktı ortaya. Dolayısıyla kendisinin yaptığı konuşmalarda büyük ölçüde gaf var. Şimdi prompterla bunu denetlemeye kalktılar. O yetmedi. Bakanlar herhalde devlet yönetiminde fazla bir rol oynamıyorlar ki 17'sini birden İstanbul'a gönderdiler. İstanbul'a gönderdi. Evet, bütün seçimde İstanbul gerçekten bu seçimin Hocam. O da bu seçimin odağı oldu ve bu kadar merkezi idarenin ağırlıkla müdahale etmesi yerel siyasete, üstelik bakanlar siyasi de değiller. Yani bunlar devlet memuru. Yani cumhurbaşkanlığı memuru isterseniz. Onların tarafından atanmış sekreterleri. Zaten başkanlık rejimlerinde bunlara sekreter deniyor. Bakan da denmiyor. Yani neden sekreter deniyor? Çünkü özel kalem müdürü bunlar. Cumhurbaşkanı'nın. Çeşitli dosyaları onlara dağıtıyor. O dosyaların içindeki gerekli, yapılması gereken işleri yapın, bana bildirin diyor. İlişki bundan ibaret. Seçilmiş değil. Onun için bakan lafı eskiden kalma bir laf. Onu yeni döneme aktardılar. Bakan deyince zannediyor ki herkes yine eskisi gibi milletvekili olarak seçilmiş kimseler falan değiller. Dolayısıyla devlet memuru siyasi propaganda yapar mı ya? Bu olacak iş değil yani. Bütün standartları alt üst etmiş vaziyetteler. Ve bir şekilde merkezin burada yaratılan gelir pastasından olabildiğince siyasetin finansmanı için yararlanması amacıyla İstanbul'a muazzam bir teveccüh mü diyeceğiz, ilgi mi diyeceğiz, ne diyeceğiz bilmiyorum, göstermesi gibi bir garip sonuç ortaya çıkmış durumda. Ve dolayısıyla İstanbul'da ilginç bir yarış görüyoruz. Bir yanda devlet, Cumhurbaşkanlığı heyetiyle temsil edilerek bulunuyor. Onun karşısında bir tane İmamoğlu. Acayip bir şekilde. Ve İmamoğlu'nun genel üslubu ve yaklaşımı da seçmen için itici gelmiyor. Böyle çok doktriner, ideolojik bir bakış açısı vesaire yok. Ama hukuk devleti ve onunla uyumlu demokrasi, yani liberal demokrasi konusundaki duruşu, yerel yönetim olduğu için onun ortaya çıkması pek mümkün değil zaten. Bilinmiyor. Yani o konuda hani bugün 2017 sonrası kurmuş olduğumuz sultanizm rejimi içinde mi devam etmeyi tercih edecektir eğer başarılı olursa, yoksa oradan tekrar demokrasiye dönmemizi sağlayacak bir girişimin lideri mi olmaya çalışacaktır? O soruyu zannederim uzun dönemde cevaplayabileceğiz. Şu anda bilebilmemiz mümkün değil. Eğer tabii başarılı olursa. Hem İstanbul'da hem İstanbul'dan sonra. Evet hocam, şimdi birkaç başlığım daha vardı fakat kesmek istemedim. Gerçekten çok iyi özetlediniz meseleyi. İstanbul meselesinde ben de biraz sizin kadar hassasım. Çok eski bir İstanbulluyum ben. Yani bana da söylediğiniz gibi soruyorlar, nerelisin? İstanbul. Annen baban İstanbul, anneannen deden İstanbul. Biliyorsunuz annem Rum, benim anne tarafından şehri biz kurduk yani. Söyleyeceğim, o kadarını söylemeyeyim diyorum ama gerçekten İstanbul tarihin her döneminde doğru kelime şu, yağmalandı işte, hocam. Benim sen yağmalandı yani. Evet, İstanbul'a bir duygusal bağlanmayı, benimsenmeyi, onu sahiplenip korumayı engelliyor bu duygular. Yani ben esas itibariyle Kastamonluyum, Sivaslıyım yahut Burdurluyum dediği vakit insanlar, o zaman ben İstanbul'a geldim, işte burada yani bir şeyler yağarken gökten buradaki tası tencereyi doldurup gideceğim anlamına geliyor. O zaman taşı toprağı altın, o altından ne kadarını alırsak bizim karımız. Bu yaklaşım İstanbul'un geleceğini tehlikeye atan bir yaklaşım. Tarihini, kültürel özelliklerini vesaire de savunan bir yaklaşım değil. Tabi burada ilginç olan açmaz. Bu yaklaşımı sahip çıkan siyasiler aynı zamanda Osmanlı'ya da sahip çıkıyorlar. Osmanlı'nın merkezi bilmem şu bu filan. Yani bunlar anlaşılmaz çarpıklıklar, açmazlar yahut tenakuzlar eski tabiriyle, çelişkiler olarak günlük yaşamımızda devam ediyor. Bir yandan İstanbul'u Osmanlı payitahtının merkezi, oranın payitahtı falan olarak kabul edeceksiniz. Öbür taraftan taşı toprağı altın, biz bundan ne kadar kendimize imkan sağlayabilirsek o kadar iyi diye düşünüyor. Bu olmaz. Ya biri ya öbürü. Onun için buradaki bir
Özellik çok tuhaf. Ersin Hocam çok teşekkür ederim. Süremize sonuna geldik. Ben şu yerel seçimler ama yerel seçimlerin genel hayatımızı ne kadar etkilediğini, demokrasi kültürünün işleyip işlememesinde, hukukun işleyip işlememesinde ne kadar belirleyici olduğunu, genel siyaseti belirlediğini, ahlakı, hukuku bir arada yaşamı kentin kaderini etkilediğini çok detaylı konuşma fırsatımız oldu. Ben istiyorum ki yine de bitsin bu yerel seçimler. Türkiye'nin siyasi yelpazesini sağdan sola bir daha konuşalım. Kim nereye oturuyor? Kürt seçmen ne olacak? Yeni bir barış süreci mümkün. Bütün bunları konuşmaya da, hayatın gerçeğini Onlar konuşmaya bence da vakit ilerinin olsun. sorunu. Onlar ilerinin sorunu. Şu anda acil olan bir sorunumuz var. Liberal demokrasi yoluna dönecek miyiz, dönmeyecek miyiz? Dönmezsek bu diğer saydıklarınızın hiçbirinde ilerleme kaydedebilmek mümkün değil. Ne olursa olsun. Unutun. Siz yıllar önce barış süreci, çözüm süreci esnasında çözümün ancak demokrasiyle mümkün olacağını, oysa Evet. Erdoğan rejiminin de demokrasi peşinde koşmadığını uyarmıştınız Evet. bizi. Daha barış sürecinin en güzel Evet. günleri. Ama muhalefetin de bugün liberal demokrasiye dönmek için Kürt sorununu da içine katan bir projesi olmadığı takdirde bunun da gerçekçi olmadığını gördüğümüz günlerdeyiz. Bunu iki seçimde de gördük. Bu yerel seçimlerde de Tamam. konuşmadık. Kürt sorununu dahil edecekseniz ama hangi çerçevede? Hangi esaslara göre? Hangi esaslara göre tartışacağız? Yani bunu bugüne kadar içinde hep güç ilişkilerinin olduğu, zaman zaman şiddetin olduğu silahlı bir şekilde tartıştık. Bunu demokrasi içerisinde tartışacaksak o ayrı mesele. Yani onun önünü Evet. açmak gerekiyor. Demokrasinin ve hukuk devletinin temel kabulünü sağlamamız lazım. Herkesin bunun içinde kalarak oyunu oynamasının özendirilmesi gerekiyor. Onu becerebilirseniz Kuzey İrlanda'da bugün yaşandığı gibi bir süreç yaşarsınız. Onu beceremezseniz o zaman kör dövüşü devam ediyor. Hocam şu seçimleri atlatalım dediğiniz gibi şu round bitsin. Bunları konuşma fırsatımız olsun. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Rica Çok ederim. İyi özlemişim günler sizinle dilerim. sohbet etmeyi. İlk fırsatta görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler. Evet sevgili izleyenler, siyaset bilimci Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu bugün bizlerleydi. Yerel seçimin mantığını tartıştık. Haftaya yepyeni bir programda bambaşka bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.